Ben öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Bunu tüm kamuoyunun bilmesi açısından. Her şeyden önce emeklilik uzun mücadeleler sonucu kazanılmış işçi sınıfının hakkıdır. Hiç kimsenin bize verdiği bir lütuf değildir. Bunun altını çizmek istiyorum. Diğer yandan yer yer bize zam zamanı geldiğinde iktidar sözcülerinden bütçede pay yok, hazineye yük gibi söylemlerle emeklileri sanki bu ülkenin fazlalığıymış gibi dile getirilmeye çalışılıyor. Buradan da şunun altını çizmekte fayda var. Buradan hükümet yetkililerine de söylüyoruz. Asla asla emeklilerine bütçeye yük ne de hazineye. Uluslararası sermaye bizi üstünden, sırtından atmak istiyor. Bütün mesele bu. Bizim huzurlu ve daha iyi yaşayabilmemiz gerektirecek bütün sosyal harcamaları AKP iktidarı çekti. Ve bugün gerçekten emekli bütün bunlar karşısında ayakta durabilme, direnebilme, yaşam mücadelesi içerisinde sürdürüyor. Ve bizlere tek bir seçenek bıraktılar. Örgütlenmek ve mücadele etmek. Yani o dönemlerde emekli olduğunda almış olduğu tazminatla bir ev, bir araba alma imkanı vardı. Hatta emeklinin hayali de buydu. Yani ben emekli olursam işte başımı sokacağım bir ev alabilirim gibi bir hayali vardı. AKP iktidarıyla birlikte bütün bu hayaller yerle bir oldu. Bugün emekli bırakın şeyi, böyle bir ev hayali kurmasını şunu, geleceği bile garanti altında değil, sürdürülebilirliği yok. Yetmiyor, nereye yetecek ya? Ev kiraları olmuş 10 milyar. Çocuklardan takviye alıyoruz işte. Vallahi çocuklarla idare etmeye çalışıyoruz. Biz zor oluyoruz. Şimdi bu yaşta rahat etmemiz lazım. Güzel geçinmemiz lazım ama nerede? O 17 milyon gösteriyorlar. O olması lazım. Artacak. Şimdiden bile arttı. 17 mi de olsa yetmeyecek. Yetmeyecek. Öğretmen emeklisiyim. 2003'te emekli oldum. Emekli parasıyla Mersin'den bir ev aldım. Bir Şahin araba aldım. Şu an emekli olacak bir öğretmen arkadaş Şahin arabasını alamaz. Şimdi memleket iki kısma ayrıldı. Bir alt tabaka, bir üst tabaka. Şu ortamda %100 verseler geçinemezsiniz. Ama piyasayı durdurmaları lazım. Ha benim maaşımı artırmasın ama piyasayı durdursun. Yani ben parayı alıp onun hamballığını yapmayayım. Yoksa bana %100 verse sabahleyin kalkıyorsun, bakkalına veriyorsun, bilmem şeyine veriyorsun. Sen bir yerde taşıyıcı oluyorsun. Ama piyasayı durdurduğu zaman benim maaşımı da artırmaz. Bunu yapmalarına imkan yok da. Yani şimdi asgari ücret görüşmeler yapılıyor. 16-17 vereceklerini ben ancak zor yani. Ama gönül istiyor 30 versin. 15 olsa çok seviniriz. 15-16 için. Taban ücreti. Fakat 137'ymiş. Onun dönem ne yapacak? Valla en aşağı 15-17-20 milyar olsun ya. Canım neredeyse tam şey olmuş, her gün zam artık hani bıktık bu zamlarda. Her gün gidiyor bakkala, markete, bugün aldı yarın alamıyoruz. Herkesin perişan olmuş bu durumda, ev kiralar bilmem ne sıkıntı, hani diz boyu. 20'den aşağı olmaması lazım bence.